deyince benim aklıma ilk yazar olarak Zeynep Cemali geliyor. Basit yaşanmışlıkları bir öyküye çevirmek, ışığı yanan bir evde yaşayan birinin hani nasıl bir hayatı olduğunu düşünüyorum. Hoş şeyler geliyor ufak ufak. Hikayenin teması yani ne kadar çarpıcı olduğu. Semboller oluyor. Ne kadar sürükleyeceğini anlatabildim. Bazı hikayeler gerçekten böyle sıcaktır. Böyle insanın içini ısıtır. Sebebilmek için sadece birkaç dakikam var. Yani o yüzden öykü çok etkileyici ve sıcak olmalı bence. O karakterleri en az bir insan kadar sevebilmek isterim. Benle bütünleşen karakterler. Hani çok bağlanıyorum o karaktere. Hiç unutamıyorum mesela. Çok sevdiğim birine mi benzetiyorum ya da kendime benzetiyorum. Belki ondan. Onu bir daha hiçbir zaman unutmadım ve hep yanımda taşıyorum hala. Umut üzerine bir öykü yazıyor olsaydım aslında umutlu olmak için hiçbir sebebi olmayan bir insanı yazmaya çalışırdım. Umut deyince aklıma ilk olarak Pandora'nın kutusu geldi. Küçük altına kalan işçinin oradan çıkmayı umut etmesi. Dünya üzerinde hala çok fazla iyi insan var. Hayallerine kavuşmaya çalışan bir çocuğu anlatıyorum. Savaşlar ve insanların doğaya verdiği zarar bence benim biraz umudumu kırıyor. İnsanların birbirlerini olduğu gibi kabul etme işlerini görmek benim umudumu kırıyor aslında. Bir şey için çok emek verip sonra o emeğinin karşılığını alamayan, gerekli değeri görmeyen ve istediği şeyi başaramayan insanları görmek benim umudumu kırıyor. Umudum var çünkü ileride bir şekilde bir istediğim alanda başarılı olacağım. Benim de umudum var çünkü hayatta hiçbir şey imkansız. Benim umudum var çünkü şimdiye kadar karşılaştığım insanların çok büyük bir kısmı gerçekten çok iyi kalpli ve çok inanılmaz insanlar oldu. Dünyanın bence daha iyi bir yer olabileceğine dair umudum var çünkü geleceği biz yapacağız. Benim de bir umudum var çünkü ben daha çok gencim ve daha bir sürü yaşayacak şeyim var. Zaten biz birer öyküyüz. Çünkü herkesin bir hayali var.